Şöyle başlayayım. Hepsine başarılar diliyorum. Hiç kendilerini sıkmasınlar. Puanım az veya çok veya şöyle böyle. Burada önemli olan seçimde tercih edebilecekleri 3 tane etken var. Bir aile faktörü, bir çevre faktörü, bir de puanı tabii. Ama burada en önemlisi bence kendilerini çok iyi tanımaları ve nelere yetenekli olduklarını görmeleri, nelere hevesli olduklarını görmeleri ve buna göre şekillendirmeleri ve bir diğer önerim de büyük denizde boğulmaları. Açıkçası çok farklı görüşler var burada. Bir üniversite eğitimi aslında bir atmosfer, bir iklim olayı. Burada büyük üniversitelerde, büyük kurumlarda okumak inanılmaz bir farkındalık yaratıyor. Bu konuda da tercihlerini yaparlarken bunu mutlaka göz önüne alsınlar. Hobileriyle meslekleri örtüşürse de bu konuda istenen düzeye gelmeleri, iyi bir yerlere gelmeleri gerçekten mükemmel olacaktır diyebilirim. Önerebileceğiniz meslek dalları var mı acaba? Aslında mühendislik önemli. Mühendislik ve mimarlık gerçek veya temel bilimler önemli olgular. Çünkü tıpta da gelişmeyi, yenileşmeyi, farkındalığı aslında mühendisler yapmıştır dikkat ederseniz. Ve katkıda onlar sunmuşlardır. Geleceğin meslekleri, evet, klasik mühendislikler hala ölmez. İçeriklerini dönüştürüyoruz, dönüştürüyoruz. Ama burada tabii önemli olan daha çok bilgi teknolojileri, bilgiye hakim olma, bilgiyi üretmek, bilgiyi analiz etme alanları çok daha ön plana çıkacaktır. Bu sene ilk defa açtığımız bir bölüm var, yapay zeka ve veri mühendisliği. Buna ciddi bir eğilim olacağını düşünüyorum. Çünkü günümüz artık yapay zekanın dokunmadığı, etkilemediği alan yok. Biz yapay zekayı da makine öğrenmesinde mümkün olduğu kadar diğer mühendislik dallarının içeriklerine koymaya çalışacağız. Bu önümüzdeki yıldan itibaren bunu göreceğiz müfredatımızda. Yeni gelecek mühendisleri, yani veri mühendisliği tabii en önemlisi bunun, bir yapay zeka ile beraber. Ama klasik mühendislikler de kendi içinde dönüşüyor, değişiyor ve güncele ayak uyduruyor diyebilirim.